Türkiye adına iyi şeyler var. Türkiye'deki gelişmeler yani Türkiye özellikle Rusya-Ukrayna savaşı Türkiye'nin önemini bir kez daha Amerikalıların fark etmesini sağlamış. Tabii bunda özellikle buradaki diplomatların başarısını da göz ardı etmeyelim. Yani Feridun Sinirlioğlu gibi son derece profesyonel ve mesleğinin zirvesinde bir isim şu anda Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Büyükelçisi. Bir büyükelçi neyi değiştirir demeyin pek çok şeyi değiştirebiliyor. Şu anda mesela en son Rusya'ya karşı yaptığı konuşmalar burada büyük yankı uyandırmış ve Türkiye'nin duruşu ve tutumunu net belirlemesi anlamında da gayet iyi bir izlenim bırakmış. Amerikalıların bir anlamda ayarlarını değiştirmiş. Çünkü Biden yönetimi çok iyi bakmıyordu Türkiye'ye. Çok ya da Erdoğan yönetimine çok sıcak bakmıyordu. Birinci şey, tabii Feridun Sinirlioğlu efekti diye bir şey var. Burada şu anda New York'ta. Kariyerden gelen diplomatlar tabii daha farklı oluyorlar. şimdi AK Parti'nin atadığı, atadığı diplomatlar var. Bir de kariyerden gelen diplomatlar var. Şu anda direksiyonu biraz daha onlar almış durumda. Ve de geçmiş durumda. O yüzden pek çok farklı gelişmeleri görüyorsunuz. İkinci bir konu, mesela Türkiye'nin İsrail'le barışıyor olması özellikle. Yine burada büyük bir yankı uyandırmış. Yankı derken olumlu anlamda Türkiye'ye bakışı değiştirmiş. Bir de buna Birleşik Arap Emirlikleri'nin Türkiye'ye gelmesi eklenince bir anlamda belki de bundan 20 yıl önceki ayarlara doğru dönüş başlamış durumda. Peki bunun Türkiye'ye etkisi ne olmuş diyeceksiniz. Şu, şu olmuş mesela burada yaklaşık 4-5 tane FETÖ ile FETÖ ilgili dava vardı. Yani kimi itirafçı olmuştu, kimi şey olmuştu. Böyle bir Amerika'da mahkemelerinde devam eden ve bu davalar çok ağır gidiyordu yani, uzuyordu yani. Öyle zamana bırakılmış. Mesela bundan harekete geçirilmiş, hızlandırılmış, süreç yeniden başlamış. Mesela Halkbank davasında şimdilik hiç kimse bir şey söylemiyor. Yani orada hiçbir şey olmuyor, rüzgar esmiyor. Ee, yani sadece diplomatik gelişmeler açısından bakmayın. Ee, bir anlamda e, Türkiye ile ilgilendiren mesela... Şu anda pek YPG'ye destek vermiyor gibi bir izlenim çizmeye çalışıyorlar en azından. Ya da çok fazla gözükmek istemiyorlar Amerikalılar. Bu da burada edindiğim e, ilginç gelişmelerden ya da e, edindiğim izlenimlerden bir tanesi. Birazdan Türkiye'nin en büyük hesap hatasını konuşacağız. E, kara deliğini konuşacağız. Ama e, Türkiye'de şu anda gördüğüm kadarıyla en çok konuşulardan, konuşulan konulardan bir tanesi... Göçmenler, göçmenlerin e, özellikle sosyal medyada paylaştıkları çe çeşitli paylaşımlar konuşuluyor, tartışılıyor ve büyük bir tepki doğuruyor. Ama bu buzdağının sadece görünen bir kısmı. E, Özgür Özel Süleyman Soylu arasında bir atışma var. Daha doğrusu CHP ile Süleyman Soylu arasında bir atışma var. Bu atışmanın da merkezinde göç idaresi var. E, Süleyman Soylu hatırlarsanız göç idaresiyle ilgili e, demişti ki, Sığınmacılar kaçak yollarla hala ülkemize geliyor. Ülke yol geçen hanına döndü. Göç idaresine milletimiz adına gitmem gerekiyor ama sonucun ne olacağını herkes biliyor demişti Kılıçdaroğlu. Ee, Soylu da demişti ki göç meselesindeki bilgisi yok. Muhasebesindendir, cehalet düzeyindendir. Göç idaresinin görevini eksiksiz, eksiksiz, eksiksiz yerine getirdiğini söylemişti. Şimdi bunun üzerine Özgür Özel'in ilginç bir açıklaması oldu CHP'nin. Diyor ki Göç idaresinde başkan yok, başkan vekili var. Başkan yardımcısı yok, başkan yardımcısı vekili var. Yabancılar genel müdürlüğü yok, vekili var demiş. Uluslararası konu koruma genel müdürü yok, vekili var. Düzensiz göçle mücadele ve sınır işleri genel müdürü yok, vekili var. Uyum ve iletişim genel müdürü yok, vekili var. Yönetim hizmetler genel müdürü yok, vekili var. Ya arkadaş hukuk müşaviri yok, onun da vekili var demiş. Durum bu mu bilmiyorum ama eğer gerçekten Özgür Özel'in dediği gibi ise... Vahim bir durumla karşı karşıyayız. Ben Türkiye'nin göçmen meselesini ne yazık ki çok da iyi yönetebildiğini düşünmüyorum. Yani tamam, şu şöyle değilim yani işi hani bunların hepsini postalayalım gitsin ya da her önüne gelen bir şey alalım noktasında değil ama iyi organize olamıyor. Çünkü karşımızda benzer bir şey yaşayan belki beşte bir ölçeğinde yaşayan Almanya var. Almanya vatan belki de yıllarca yaşadılar. Oradan gelen bir tecrübeyle Göç İşleri Bakanlığı var diye biliyorum. Bilmem yanılıyor muyum? Ve de mesela bu Suriye'den gelen göçmenleri çok iyi koordine ettiler. Seçerek aldılar bir defa eğitimleri aldılar. Bir milyon kişi ve bunları hemen okullara soktular Alman okullarına. Ve de e, demografik olarak da Almanya'nın içine yaydılar. Ve de e, çıkartılacak çok dersler var. Daha önce e, hem Berlin'e gidişte gelişlerini çekmiştim. 5 yıl sonra da gidip Özcan Mutlu'yla özellikle sevgili Özcan Mutlu'yla eski Almanya parlamentosunda yer alan bir Türk vekille onların nasıl entegre edildiğini konuşmuştuk. Büyük bir başarı hikayesi. Bakıyorsunuz bizde büyük bir dağınıklık var. Ve şimdi sosyal medyada tek tek işte o aptalca bir şey çekti diye alınıyor. Öbürü bilmem ne alınıyor. Ama bu dediğim gibi buzdağının çok en üstündeki kısmı aşağısında yani demografik yerleşimlerinden kim geldi, kim gitti belli olmamasına kadar bir sürü şey havalimanında mesela gelirken gördüm. Yine birkaç kişiyi böyle, böyle polis jandarma gelmiş. Sınır dışı ediyorlar. İyi de sadece keşke 3 kişiyi, 5 kişiyi sınır dışı ederek bu mesele çözülseydi. Öyle kolay çözülecek bir durum değil. Ben bu işin neden hala yani 5 milyon göçmen var. Ve hala biz bunu bakanlık düzeyinde ele almıyoruz. Dün Murat Kurum bir açıklama yapmış diyor ki ya yabancılara satılan evleri büyütmeyin %3 oranında satılmış diyor. Biliyorsunuz orada da başka bir tartışma vardı. İşte 400, iki, eskiden 250 bin dolardı şimdi 400 bin dolara olana pasaport veriliyor. Böyle saçmalık olmaz arkadaşlar. Yani dünyanın hiçbir yerinde böyle vardır. Üçüncü dünya ülkelerinde vardır da ya Türkiye'yi de o kadar bir yere itmesek keşke diyorum yani vermesin demiyorum versin ama birazcık Türkçe sınavına sokalım adamları birazcık bir ya Atatürk kimdir Ankara neresi bunları bir soralım yani, yani her önüne gelene ver ver yatır parayı al pasaportu hani ne bileyim insan gurur duyduğu pasaportunun bu kadar ucuza satılmasına da biraz gururuna dokunuyor çok açık sizlerle açık bir şekilde paylaşayım bu soruna ya iyi niyetinden hiçbir kuşkum yok hükümetin ama sadece iyi niyetle yetmiyor. Yani işte niye vekillerle idare ediliyor ki? Bir sürü uzmanı olan, yani bu bir uzmanlık işi yani. Milyonlarca göçmenin koordinasyonu var, denetlenmesi var. Kim geldi, kim gitti, nereye geldi, nerede yaşıyor, ne olacak bunların şeyleri, hakları ne? yani şunu da ben doğru bulmuyorum. Çok açık söyleyeyim, burada bana çok hukuksuz geliyor. birisi TikTok'ta bir şey paylaştı, evet onu hemen tutalım kulağından atalım. Ya böyle bir hukuk kanun olabilir mi yani? Bu da yanlış bence. Ya adamın yaptığı yanlış da yani böyle bir şey olabilir mi ya? Bu çok nasıl diyeyim ve vahşi batım burası yani. Bir şey paylaştın atıyorum. Adam işte bir tane adam dükkanın önüne sandalye koymuş. Ne var lan bilmem ne demiş. Adamı alıp atıyorsunuz ya. Yani bir ya adam niye geldi? Bu cüreti nasıl buluyor? Ve niye atıyorsun adamı yani? <laughs> Her şey o kadar tuhaf ki burada. Neresinden tutsanız elinizde kalıyor. Atılmasın demiyorum ama ya hakkaniyetli mi ya? Yani o o paylaşımın sonucu bu mu olmalı? Bilmiyorum yani bu işler en azından böyle olmamalı e, diye düşünüyorum en azından. Ben böyle düşünüyorum. Bilmem siz nasıl düşünürsünüz?